Fakat tek partili başkan ilk kez bazı partisinin monopolü belki bugün ve daha sonrasında düzenlenecek geçinen son yıllar ama hesabı değişikliklerle gündeme gelen diğer partilerin de görüşebilme durumu belki ilk kez yeni olarak gerçekleşecek. 185 bin kilometre karede bir ülke ve başkenti zaman kısa olarak daha çok İngilizce kaynaklarda geçen Şam. 1963 yılında Bağız Partisi'nin iktidarı darbe sonrası kontrol ettiğini söyledi. Bağız Partisi tabi birçok Arap ülkesinde belirleri kurulmuş bir parti. Arap milliyetçiliğinde sosyalizmin karışımı olan Arap sosyalizm adıyla bir ideoloji yansıtıyor Bağız Partisi. Arapça yeniden konuşanlarına geliyor. Ve Bağız Partisi özellikle Suriye'nin üçüncü taban buluyor. Çünkü Suud Bağız düşüncesinin ideologlarından olan ve Suriye'de Hristiyan olan Michel Ekber, bazı Suriyeli ve bazı partisi Suriyeli önemli yorumlarından biri haline geliyor. Ve tabii ki Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır ve 50 yıla desem bu Arap sosyalizmi, Arap ülkü için birbirine geçiş olan bu rüzgarda Suriyeli geliyor. 1988 yılında Mısır ve Suriye 3 yıl süren bir Birleşik Arap Cumhuriyeti kurdular ama uzun ömürlü olmuyor. Suriye'nin Mısır'la önemli farklılıkları var. Trump kumandası döneminde Suriye'yi ülke etkisinden söz etmek gerekirse de Trump bölümünde birçok Avrupalı ülkenin geçmişte de izlediği siyasetin doğrudan sonucu olan bölgelerin politikalarını kumandası olarak görülecek. Farklı meslek gruplarının, farklı ya da etnik grupların belli idare alanlarında görevlendirilmesi durumudur. Ve Suriye'de de daha çok nüfusun %12 olduğu tahmin edilen Musaviler köşesine görevlendirilmiştir ve bunun günümüzde de Suriye'nin yaşadığı karışıklıklara etkisi olduğu Fransız mantıklarından kalma olarak söylenebilir. Hafızat dönemi tabii ki birçok olumsuz gelişmeye sahne olmuştur fakat şunu kabul etmek zorundayız. 1970'e kadar oldukça istikrarsız ve yönetim olan Suriye'de Hafızat devir yumrukla olsa ülkede bir istikrar sağlamış ve yasal akılcı bir progresi inşa etme konusunda kademe adımlar atmaya başlamıştır. Bu dönemde Hafızat farklı gruplarda bir geçici barış süreci yaşanmış ancak zaman içerisinde özellikle Suriye içerisindeki Sünni İslamcı gruplar, Müslüman kardeşler adıyla denen grupların rejime yönelik hareketleri karşısında Hafız Esad da yine baskın rejimine doğru uygun bir şekilde bu hareketleri kanla baskına yönetmişti ve 80'li yıllardaki Hama katliamı oldukça büyük tepki çekmişti bu yandan. Tabi Hafız Esad'ın burada iktidarda kalabilmesinin önemli bir nedeni soğuk savaştı. Dışişleri Bakanımızdan yanında bulunduğu çok konuşmasında bu Arap bağrı ya da kendi ifadesiyle Arap uyanışı sürecini anlatırken kullandığı gündemi bu sürecin aslında soğuk savaşın yapay rejimlerini ortadan kaldırdığı şeklindedir. Buna benzer bir yapı Suriye'de de görmekteyiz. Soğuk savaş ortamında soğuk savaşta biliyorsunuz demokrasiden Türkiye için de hatta kullanabiliyoruz. Tabii ki Suriye ölçüsünde olması da önemli olan bir ülkenin dış politikası ve güvenliği ön planda olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de de birçok askeri darbe ve benzeri karışıklıklar yaşanıyor. Suriye'de gücünün Sovyetler Birliği'ne yaslanarak, özellikle Soğuk Savaş dengelerinde Amerika Birleşik Devletleri karşısında Sovyetler Birliği'ne yaslanarak kalıyor. Ve Hafız Esad'ın bu politik denge mekanizmasının kurması sayesinde Suriye rejimi bir istikrarı o dönemde sağlamış oluyor. 2000 yılında vefat eden Hafız Esad'ın yerine oğlu Beşar Esad geçiyor. Beşar Esad aslında Hafız Esad'ın yerine düşündüğü oğlu değil. Hafız Esad oğlunun Vasil Esad'ı kendilerine hatırlamakta ama 1994 yılında Vasil Esad bir motosiklet kazasında yaşamını kaybedecek. Beşar Esad Suriye'de İngiltere'de Suriye'de eğitim aldıktan sonra İngiltere'de göç alanında ihtisas yapıyor ve eğitim yarıda bırakarak Suriye'ye dönüyor ve devlet başkanlığı görevini kendisi için çıkarılan özel bir yasa yürütülüyor. Devlet başkanlığının önceden yaş şartı kırmayan Beşar Esad için bu yaş durumu 34'e indiriliyor Suriye parlamentosunda ve kendisi için çıkarılan özel bir yasa ile Beşar Esad devlet başkanı oluyor. Beşar Esad'ın özelliklerine birazdan değineceğiz. Fakat Suriye'nin diğer Arap ülkelerinden, Anadolu'daki diğer ülkelerden bazı farklılıklarına dikkat çekmiş istiyorum. Bugünkü meseleleri anlarken de bence bunların bize faydası olabilir. Öncelikle
Suriye'nin petrol zengini bir ülke olmadığını söylemek zorundayız. Bu Arap coğrafyasından, İslam coğrafyasından bahsederken petrol her zaman şansın bütün dünyada önemli bir faktör olarak ele alınmalı. Petrol tabii ki biraz önce Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi bir ülke için büyük bir fırsattır. Ekonomik bir mucize yaptığımız adına önemli bir fırsattır. Fakat aynı zamanda rantiye devletin, bize rantiye sayı denilen bir model ortaya çıkabilir. Petrol kaynakları olan ülkeler hiçbir şekilde demokratikleşme adımlarının zayıf, geç ya da hiç olmayabildiği görebilmekteyiz. Suudi Arabistan ve benzeri çok petrol zengin ülkede maalesef demokratikleşme alanında henüz diğer Arap ülkeleri kadar da adına atılamayabildiğini görüyoruz. Ayrıca tabii petrolün bölgede olması her zaman için enerji kaynaklarına ulaşmak isteyen büyük güçleri, batılı güçleri de bölgeye çektiği için petrol ve cismi fırsat manada tartışılabilecek bir şey. Türkiye'de petrol zengin bir ülke değil ve ülkede iş başına düşen gayet sahibi milyar yılda $5,000 civarında. Bu da çok yüksek bir rakam değil. Çok çok daha zengin Arap ülkesi görebilmekteyiz. Önemli bir diğer özelliği dediğim gibi bazı Çin bölümünün Michel'e katılımı birlik olması sebebiyle Arap dini için halen güçlü olduğu, en güçlü olduğu ülkelerden biri olması. İsrail içerisinde ve birçok konuda Suriye'nin politikalarına yön veren temel gücünün, temel motivasyon kaynağının halen İslamcılıktan ziyade Arap dini için en azından bazı kesimlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da diğer Arap ülkeleriyle bir farklılık gösteriyor. Peki hocam bir nüfus yapısı olduğunu da belirtmek istiyorum. Mezhepsel açıdan baktığımızda, dini açıdan %74-75 oranında Sünni nüfus var ama iktidarda temsilcileri aynı oranda maalesef yok. %12 civarında da iktidarda büyük temsilcileri olan özellikle de siyahlı ve sivil bürokrasisiyle ağırlı olan Mezhep ailesinde meşhur oldu. Müsaade etmesi bu görmekteyiz. %10 Hristiyan nüfusu var. Hristiyanların önemli çünkü Hristiyanlar da, Suriyeli Hristiyanlar da radikal dini hareketlerden çekilmektedir. Kalan 23 içerisinde ise Sürzi, İsmaili, Caferi ve Yahudiler bulmakta. Etnik olarak da kısmen metodolojenlikten söz edebiliriz. %90 oranında Arap nüfus fakat kalan 10 içerisinde büyük ölçüde 28-30 oranında Kürtler. Kalan %2 ve kitlesi içerisinde ise Ermeniler, Türkmenler, Çerkezler, çeşitli etnik gruplar bulunmaktadır. Bunların da yaşanan süreçlerde farklı grupların reaksiyonlarının da etkisi olmaktadır. Ayrıca Halep ve Şam arasında da bölgesel olarak da çeşitli rekabetlerin olduğunu Suriye içerisinde söyleyebiliriz. Laiklik konusunda yeni uygulamalar yapmak için Arap ülkesi olduğunu belirtmek istiyorum. Ülkedeki en önemli muhalefet grubunda Müslüman kardeşler olduğunu ve 1950'lerde Seyit Kutup'un düşüncelerinden etkilenerek ortaya çıkan daha devrimci bir temelde ortaya çıkan bu hareketin zaman içerisinde Suriye'de isyan başlattı. Fakat 1982'de ama örneğinde olduğu gibi genelde rejim tarafından kampa bastırıldığını görmekteyiz. Müslüman kardeşlerin de yapılanlar ne kadar acımasız ve yanlışsa da onların ideolojik bakışı da farklı grupları çekindirmesi olduğumuz açısından ilginçtir. Özellikle müsaitlere olumsuz bir bakışın olması, onların din dışı konumuzu vesaire. Bu gibi konular da Suriye'nin bugün hala iktidar ortamının kullanılmasında etki olduğu söylenebilir. 2000 yılında başkanlar